iyi gözükmeyebilirdi. Şimdi Mart 2023'te masadan kalktıktan sonra, bunları ben ilk defa burada anlatıyorum çünkü seçimden önce veya sonra bunları anlatma fırsatım olmadı. Mart 2023'te Şubat 2023'te Tayyip Erdoğan'ın kaybediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na dahi kaybediyordu. Yani o karar alındığında kaybediyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Burası kritik. Arkadaşlar dikkatli izleyelim ve Murat Bey'in söylediklerini KJ olarak yazalım, alt KJ olarak. Mansur Yavaş Mart 2023'te 50.3'ine üzerindeydi. Kazanabilme olasılığı yani en yüksek. Kılıçdaroğlu bile Tayyip Erdoğan karşısında kazanıyordu Şubat 2023'te. Şubat 2023'te masadan önce, masadan evet. Kalkıştan önce. Meral Akşener masayı tekmeledi. Umar masası dedi o masaya. Evet ve ondan sonra Mansur Yavaş 50.3 çünkü Mansur Yavaş'ın başka bir sağ taraf AK Parti'den alıyordu. Evet. MHP'den alıyordu. MHP Ekrem İmamoğlu 49.5'a düştü. Kemal Kılıçdaroğlu 48'e düştü. Ve sonuçta da 48 aldı. İkinci turda. Şimdi bir bakalım. Bir tek buraya mı zararı dokundu? Hayır, bir tek oraya dokunmadı. Şubat 2023'te %13'tü. İttifakın güvenilirliğiniz İyi Parti'nin oyu. Güveni sarstı. Onu yok etti. Bakın Şubat 2023'te İyi Parti'nin oyu %13'tü. Öyle 20'lerde falan değildi ama %13'tü. Mart'ta seçimden 2 ay önce %7.1'e düştü. Masadan kalktıktan sonra. Sonra masaya geri döndü. En son seçimde de %9.9 aldı İYİ Parti. Şimdi bir baktığımız zaman burada bir bu bir siyasi öngörüsüzlük mü? Yanlış araştırmalar kullanma mı? Meral masadan kalkmasını da yazın arkadaşlar. Şimdi bu çok... ondan sonraki süreci belki doğru yönetemediler. Bir şey oldu bilemiyorum. Daha başka söyleyebilirdi isteklerini. Evet dediği doğru. En yüksek oyu Mansur Yavaş alıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alıyordu Ekrem İmamoğlu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da %50'nin üzerindeydi ve bir partinin genel başkanı. Ve kazanıyordu. Şimdi bir baktığımız zaman, şimdi seçim sonuçlandı. Nisan'da yaptınız mı sonra? Yaptım. Nisan'daki neydi? Aynı 48 çıkıyordu. Ya o 48'e kilitlendi Kemal Mart'tan Kılıçdaroğlu. Mart'tan sonra 48'e inmiş. Orada öyle hiç gitmedi. Şeyde yükselme oldu yalnız. İYİ Parti'nin oylarında yükselme oldu ki onu çok yakın bildik. 9.8 dedik, 9.9 aldı. Çok yakın tahmin ettik onu mesela. Şimdi baktığımız zaman İstanbul oyu İYİ Parti'nin %8.22. Yani en son seçimdeki oyundan bahsediyorum. İzmir oyu 11.65, %10.